Vanş, merkezimizi gezmek ister misin? Küçük bir yer ama çok ferahtır. En iyi tarafı da öyle kısıtlayıcı kurallarımız yok. Canın isterse bahçeye çıkarsın, istersen kütüphaneye gidersin, müzik odasına uğrarsın ya da voleybol oynarsın. Abim kriket oynamayı sever. Vanş. Bu ne şimdi ha? Müzik odası, kütüphane, kriket. Beni buraya eğlenmem için mi yatırıyorsunuz ha? Benim bütün gün ellerim titriyor. Ben bir bağımlıyım. Ve siz de doktorsunuz. Sakin olun. Oturun lütfen. Merak etmeyin. Bu tür davranışlarla daha önce de karşılaştık. Öfke, sinir bozukluğu, bunlar tedavinin birer parçası. Gitmeden önce lütfen Vanş'la görüşün. Belki şu anda sizinle konuşmayacak veya cevap vermeyecek. Hatta şu an size kızgın da olabilir. Ama eğer siz sabırlı olursanız bu bize çok yardım eder. Anlaştık mı? Sağ olun doktor. Bunlar abimin eşyaları. Aa, merak etmeyin. Biz onlarla ilgileniriz, tamam mı? Çok sağ olun. Abi hatırlıyor musun? Bir gün dışarıda oynarken en sevdiğim mavi uçurtmam ağaca takılıp kalmıştı. O kadar çok ağlamıştım ki o gün sonra... Sonra sen ağaca çıkıp uçurtmayı almıştın. Burası bence çok hoşuna gidecek abi. Baksana ne kadar huzurlu bir yer. Yarın seni tekrar ziyaret edeceğim. İstediğin bir şey var mı? Hayır. Uçurtma sarıydı. Hatırlıyorum. Ve o gün... ben ağaca çıkmadım. Sana tırmanmayı öğretiyordum. Uçurtman takılınca ne kadar üzüldüğünü hatırlıyorum. Bak ben artık üzülmüyorum ama. Artık büyüdün. Kocaman adam oldun. Ama ben kendimi kontrol edemiyorum. Hemen sinirleniyorum. İyileştiğin zaman öfken de yatışacak abi. Yeter artık. Benimle 13 yaşındaymış gibi konuşma. Ne zannediyorsun? Farkında olmadığımı mı? Bir, farkındayım. Benim için her şey bitti artık. Hayır abi. Buraya gelmeye karar vererek... iyileşme yolundaki en önemli adımı atmış oldun bugün. Olur gitme sen. O adam
o doktor. Ben bütün gün... bütün gece o adamla yalnız kalamam Vir. Abi biliyorum. Sen bir karar aldığında... o kararı sonuna kadar uygularsın. Sadece kendine birazcık güvenmen lazım. Bu sefer başaracaksın biliyorum. Lütfen beni bırakma. Sen beni aradığında ben hemen geleceğim abi. Doktor Avasti çok iyi bir insan. Sen de ona yardım edersen kesinlikle iyileşip kurtulacaksın abi. Peki. Git bakalım. Ben kaçmanın bir yolunu bulurum. Abi sen istediğin yere kaç. Ben gelir yine de seni bulurum. Ama biliyorum. Bu sefer bir yere kaçmayacaksın. Abi ben eve gidiyorum şimdi. Yarın yine gelirim, tamam mı? Abi hiç şüphem yok ki geldiğimde yine burada olacaksın. Yemedin mi? Ye yoksa soğuyacak. Aç karnına dolaşmak iyi değildir, sonra hasta olursun. अपनी तो जैसे